Merhabalar. <laughs> Gülümsemeni görüyorum sesinden önce de o yüzden gülüyorum. Bugün sizden kendime bir hak istiyorum. Nasıl bir hak? Soru hakkı. Tabii ki. Aa ne demek? Yani bu aralar çekim yasasıyla ilgili Hı -hı. araştırmalar yapıyorum. Bir de sizden dinlemek istedim. Çekim yasası çok popüler bir konu. Evet. Çok uzun zamandır popüler bir konu. Şimdi çekim yasasını tabii konuşacak kişi ben değilim ama... Hissettiklerim var, düşündüklerim var, okuduklarım var. Onlarla ilgili söyleyebilirim. Şöyle bir cümle vardır aslında, çekim yasasını özetleyen diye düşünür ama bence aslında tam tersi. Ne istersen o olur, ne düşünürsen o olur gibi. Ne istersen o olmaz çünkü bir şeyi çok istemek çekim yasasını okuduğum için biliyorum ya da videolar izlediğim için biliyorum. Bu arada kendi düşüncelerim değil. Ama aynı zamanda bunun hayatımda uyarlanış şekillerini de gördüm bir şeyi çok istemek, ah olsun olsun işte param yok param olsun, sevgilim yok sevgilim olsun, kocam yok kocam olsun, çocuğum yok çocuğum olsun diye düşünen insanlar istemek demek, istemek kelimesi böyle çok yabancı kanallardan araştırıyorum, want, want kelimesi çok tehlikeli bir kelimedir derler. Çünkü istemek onun yok olduğunu sürekli kendine tekrarlamak demektir. Bir şeyi çok istersen o yok demektir. Halbuki o olmuş gibi davranmak. Aslında ne istersen o olur değil, ne düşünürsen o olur. Çekim yasasında ana kaide gibi gösteriliyor. Şimdi e, Dört Anlaşma kitabında der ki söz büyüdür. Sözün büyü etkisi vardır. Ya da bak bu sadece kişisel gelişimle ilgili değil. Ben e, psikiyatrist Alp Karaosmanoğlu'nun bir kitabını okumuştum. Eyvah kötü şeyler olacak diye. Psikiyatrist yani ilim adamı. Yani kişisel gelişimci, yaşam koçu falan değil. İlim adamının bir kitabında diyor ki, kendini doğrulayan kehanet vardır psikolojide. Eyvah kötü şeyler olacak kitabın ismi de oradan geliyor. Yani sürekli olarak ben e, yağmurda ıslanırsam hasta olurum diye düşünen bir insan hasta olur ve sonra der ki bak ama oluyorum işte hasta. Halbuki onu o kadar fazla empoze ediyor ki işte evren enerji evreni Açıklanamayan gerçeklikler var ve bunlardan bahsedilince de şarlatanlık gibi görülüyor. Ama birisi inanırsa ki Arabanın klimasına maruz kalırsa mutlaka bir yere tutulacak. O kişinin bir yere tutuluyor. Bunu kitapta açıklıyor. Yani kendini doğrulayan kehanet, böyle yaşam koçlarının ya da işte kişisel gelişimle ilgili konuşmalar yapan insanların ya da diğer şarlatanların çıkardığı bir teori değil. Bu bir e, psikolojide bir terim. Kendi doğrulayan kehanet. E Kendini kötü şekilde doğrulayan kehanetler varsa... İyi şekilde doğrulayan kehanetler de olmalı. Çekim yasası benim hayatımda ilginç şeyleri var. Bak, ee, kendimi, benle ilgili kısmı söylüyorum. Ben çocukluğumdan beri yazar olmak istiyordum. Ama yazar olmayı çok istiyorum diye bir hırs yapmadım. Azimden bahsetmiyorum, hırstan. Başka meslek, hayat nereye götürürse oraya gittim. Fakat içimde bir yerde ne güzel olur ya. Hani yazsam, imza günleri yapsam, seminerler yapsam, bir yerde konuşmacı olsam... Birileri beni dinlese. Bunu böyle hayaller ederdim ben. Yani önün sahneye çıkıp konuşma yaptığımı hayal ederdim. Bak bunu da hiç söylemedim. Hiçbir röportajımda da söylemedim. Hayal ederdim ama bunu hırslı değil. Ha, çok güzel bir duygu olsa gerek gibi. Ve çok ilginç. Mesleğim başka bir meslek oldu. Okuduğum eğitim aldım. Avustralya Lisesi'nin fen bölümünü bitirdim. Ardından İstanbul İşletme bitirdim. Yani biri sayısal, biri zaten tamamen fen bölümü. Ondan sonra çıktım oradan ilginç bir şekilde iletişimci oldum. Kurumsal iletişimci oldum. Mesleğimin ya da hayatımın bir köşesinde yazmak vardı. Ve yumuşak bıraktım. Hayatın akışına bıraktım. Yani bir şeyi çok istemek değil de... ...onu sakince düşünüp hayal etmek... ...dillendirirken... Hırsla değil de güzel güzel yani bu kendime uyarladığım kısmı sanırım çekim yasasını okuduğumda dedim ki bu bende böyle oldu ve sonra işte yazan bir insan oldum. Yazar oldum diyebilirim. Ee, kitaplarım var yani sonuçta ee, ve bu benim çocukluk hayalimdi aslında ve hayalim gerçekleşince gerçekleştiğinin farkına vardım. Yani çünkü bazen o hayali o kadar hırslı yaparsın ki gerçekleştiğinde zaten bu muydu ya falan dersin yani o kadar azim göstermişsindir ki. Halbuki beni böyle hayatın akışına bıraktım. Demek ki bir şeyi hayal edeceksin, hırslanmayacaksın ve akışına bırakacaksın. Örneğin çekim yasası ile ilgili süper bir video çekebiliriz. Çünkü bir hayalim daha var benim. O gerçekleşmedi daha. Çekim yasasını ben çok okurum, çok dinlerim ne yapmam gerekiyor tekniklerini falan. Çünkü evren enerji evreni ve Tugay, bak şöyle söyleyebilirim. Söz uçar yazı kalır derler ya çok önemli bir sözdür. İsteklerimi ben defterlere, kağıtlara yazardım. Örneğin 9 yaşında bir kağıda yazmışım. Büyüyünce yazar olmak istiyorum diye. İstiyorum dememişim, olacağım. O çok önemli bir kelime. İstiyorum kelimesi eksik yani. Ama olacağım ben. Öyle oldu zaten. Öyleyim zaten gibi düşünmek, akışında tutmak. Ya da o anı hayal etmek çok etkili diyorlar. Ben bunları okuyunca ve dinleyince dedim ki aa ben bunları yapmışım zamanda bu 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 isteklerim için. Şimdi benim bir isteğim var. O yüzden onun için bazen çekim yasası kurallarını okuyorum. Aslında bayağı biliyorum yani bayağı biliyorum. Söz uçar yazı kalır. İsteklerini bir kağıda yazacaksın. Ve isteklerini böyle evren boşlukları doldururmuş. Yani sen boş bırakmayacaksın. Diyelim ki sevgili istiyorsun. Bir sevgilim olsun değil. İşte boyu bir 80'den uzun olsun atıyorum, yakışıklı olsun, sarışın olsun, utanma yaz diyorlar yani bu çekim yasasını söyle. Oprah Winfrey'in kanalında seyrettim de YouTube'dan başka yani beni dinlemek istemeyen olursa Oprah Winfrey'in bir tane çekim yasası, Law of Attraction diye geçiyor İngilizcesi. İngilizce bilenler izleyebilir, Türkçe bilenler benden dinlesin. Çünkü programa konuklar almış psikologlar, psikiyatrisi. Orada annem 45 dakikalık falan bir video. nasıl bu kadar iyi biliyorsun diyeceksin. Gerçekten soruya şu anda maruz kaldım ama işte o kadar takip ediyorum. Bu kadar takip ettim bilmiyordun değil mi? Evet. <laughs> ee, diyor ki oradan bunları böyle utanmadan yazacaksın. Ben şunu istiyorum. İstiyorum değil kelime. Benim böyle bir sevgilim var. Saçları kıvırcık. İşte sakalları var. Seni biraz tarif ediyorum ama kusura bakma. <laughs> <laughs> <oyun kısa> <laughs> i̇şte atıyorum sanatçı olsun. İşte sesi güzel olsun. Utanma yaz. Diyor. Çünkü evren boşlukları da olur. Bir sevgilim olsun dersen psikopatın teki de seni katil de senin sevgilin olabilir diyor. Yaz eğitimi olsun, dünya görmüş olsun, iki yabancı dil bilsin. Utanma yaz evrenden, Allah'tan istiyorsun yani. Olsun da değil, oldu. Oldu bak o tekniği onlar çok güzel açıklıyor. Böyle bir sevgilim var. Sonra diyor ki bunu deli sanmasınlar ama hayal et diyor. Hayal et. İşte... Ee, Şimdi ben deniz kenarında onunla birlikte otursam, işte bir tane kokteyl içsek, meyve kokteyli, birazcık da sohbet etsek, yanamdan bir makasa alsa böyle. Onu hayal et diyor. Onunla yaşamak istediğim bir anı hayal et. Ve oluruna bırak. Sonra evrene sal. Ve bak benim benim bir cümlem vardır. Hani bu çok okuduğum kaynaklar ama hiçbir şey için geç değildir. Yani daha doğrusu bir şey için ne geç ne de erkendir. Her şey olması gerektiği vakittedir. Sadece e, vakit umudunu yitirmek için çok erkendir diyorum son kitabımda. Umudunu yitirmek için çok erken. O yüzden ben 9 yaşında yazar olacağım diye yazdım. 30 yaşına gelince çekim yasasını dinledim diyelim. Olmuyor kardeşim ha. Ben yazmışım 9 yaşında bilmeden yazmışım. Bir de kırmızı kalemle yazıyorlar. Kırmızı kalemle de yazmışım bu arada. Olmadı kardeşim. Demedim. Çünkü aklıma gelmedi evrene bıraktım. Evet. O kağıdı orada unuttum ben. Annem buldu onu. Ama evren onu gerçekleştirdi benim için. Allah verdi. Ee, ve onu biraz unutacaksın ve sonra gerçekleştiğini anlıyorsun gerçekleştiğini. Dediğim gibi benim hayalim var. O hayali kuruyorum ben. İçinde hayvanlar var, içinde ruh eşim var falan. Yazıyorum, arada dillendiriyorum ama şey demiyorum ne zaman ya? Hadi ya ne zaman? Biliyor. Biliyor o vereceği zamanı. Çekim yasası bunun üzerine giden bir şey ve sözlerin çok etkili olduğunu anlatan bir şey. O yüzden derler ya, olumsuz cümle yapma. Hatta böyle çok kişisel gelişimciler, çok eğitim, seminer almış insanlar şeyler. İşte ay başımıza bir şeyler gelecek deyince iptal, iptal, iptal derler. Hadi O kadarını yapmam ben. Kötü kelimeyi ağzına alma. Çünkü sözün büyü etkisi vardır. Bak ben bunu anlattım mı? Sana mı anlattım yoksa YouTube kanalında mı? Hep unutuyorum ama sen hatırlarsın. Ben falatine fal gönderiyorum dedim. Sebebini anlattım mı? Öyle bir şeyden konuştuk değil, değil mi? Neden biliyor musun? Çünkü... Böyle fal falan baktırmam yani gidip böyle hani falcıya malcıya gidip fal baktırmam ama e, böyle falatine gönderirim ya da işte o şey aplikasyonlar var ya kahveler, bacılar, macılar falan. E, bir tanesine takıyorum gönderiyorum. Bana dediler ki aa sen fal nasıl yani? E çünkü dedim çok güzel şeyler söylüyor. Evet. Çok güzel şeyler söylüyor. E tamam güzel e, çünkü söz büyüdür. O güzel şeyleri duyunca aa diyorum tamam çok güzel ama diğer böyle parayla gittiğinde işte yok sen de bir tane yatan hasta gördüm yok adam seni boynuzluyor yok. Ne gerek var? Ben iyi şey duymak istiyorum. O yüzden de insanlara da kendilerini iyi hissettirecek şeyler söylemek gerekiyor. Herkes çok güzel, herkes çok akıllı, herkes çok zeki ve her şey çok güzel olacak dediğimde ben burada takipçilerime ekrandan insan için bir oh gelmez mi? Gelir. O yüzden 3 vakte kadar hepinizin dileği gerçekleşecek sevgili takipçilerim, <laughs> sevgili dinleyicilerim. Nilgün bacınız. Nilgün bacınız böyle diyor. Çünkü iyi şeyler duyarsanız, iyi şey. Bak ben uzun süredir ilişkim olmamasının sebebini neye bağlıyorum biliyor musun? Buradan takipçilerime sesleniyorum. O kadar çok kötü ilişki anlatıyorlar ki bana. Beyinde kodum ilişkiler kötüdür gibi. Hayır değil. Ben örneğin güzel ilişki görünce insanlar bazen gıpta eder, kıskanır. Ben çok sevinirim. Oh belerim umut oldu. Çevremde güzel ilişki, örneğin senin ilişkin güzel. Oh be diyorum umut yani. Bak ne güzel bakan insanlar var ilişkiye. Bana güzel şeylerle gelin ve güzel şeyler anlatan insanları dinleyin. Evet dünyada kötülükler, haksızlıklar, çıkarlar, nankörlükler olabilir ama iyi insanlar var. O iyi beni bulacak. Bu kötüleri görmemin sebebi o iyiler yakında geleceği içindir deyin evrene. Ya da kendinize ya da Allah'a. Ve bırakın havale edin. Havale, Allah'a havale etmek diye bir şey var. Çekim yasası da bu işte. Sen iste, dile, sonra gerçekleşsin. Evet. Biraz Türk usulü anlattım değil Yok, mi? Yok güzel, güzel düşün, <laughs> anlattınız. Mutlu düşün, sonu mutlu olsun. Ben de yanlış düşünüyormuşum. Öyle mi? Gerçekten. Evet. Ama çok net kaynaklar ama işte dediğim gibi yabancı kaynaklardan dinlemeleri evet, daha evet. iyi. Ben bunu bilirim. Bir de şey, Secret diye bir kitap var Tugay. Sen kesmek istiyorsun diyorum ama Secret var ya sır kitabı. Orada da bir şeyler söylerler örneğin. Çok hani bu konu çok anlatılmıştır. Çekim yasası, hayallerin gerçekleşmesi. Oradakileri yaptım olmadı diyen insanlar var. Yaptım olmadı dedikleri için olmuyor. Evet. Çünkü yapıp bekliyor böyle. Hadi, hadi, hadi diye. Ben de yapıyorum burada. Çok kolay değil ama beklemeyeceğim. Bak şimdi bu video beni de açtı. Böyle evrene bıraktım. Çünkü evet. her şey evrene bırakınca oldu. evet <laughs> <O zaman gülüyor> Tüm güzellikler Evet, her güzel şey edelim. çok güzel olacak değil. Her şey çok güzel zaten diyorum. Evet. <laughs> Kendinize iyi bakın. you <laughs>